Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, ayçiçeği ekiminin yapılacağı şu günlerde desteklemedeki artışın üreticinin girdi maliyetine göre yapılması gerektiğini söyledi. Kırbiç yaptığı açıklamada bölgede yağıştan dolayı ayçiçeği ekimine ara verildiğini, önümüzdeki günlerde ayçiçek ekiminin devam edeceğini ifade etti. Trakya'da da baktığımızda özellikle sırf sındığı bölgemizde yaklaşık ekimi %30-35 civarı yapılmış durumda. Bu yağmurların öncesinde. Trakya genelinde de işte bu yağmurlar tabii ekimi biraz böldü. Önümüzdeki günlerde Nisan ve Mayıs ayının başında büyük oranda tamamlanacaktır. İç Anadolu bölgesinde ayçiçeği ekiminin azaldığına dikkat çeken Kırbiç, desteğin yükselmesiyle çiftçilerin ayçiçeği ekimini arttıracağını söyledi. Ekim alanlar ülkemizde geçtiğimiz yıl bir miktar daraldı. Bunun sebepleri arasında da tabii en önemli sebebi fiyat kıyaslaması. Çiftçilerimiz hangi üründen ne kadar çok para kazanırsa o ürüne yönelmekte. Önceki yıllarda özellikle İç Anadolu bölgesinde daha önceki yıllarda az miktarda ekilen ayçiçeği geçtiğimiz yıllarda 1-2 yıl çok yüksek oranda ekimi gerçekleşti. Ancak fiyatların tabii istedikleri oranlarda ve oralarda biraz alıcı sıkıntısı da var o bölgelerin. Düşük seyrinden dolayı ekim alanları daraldı. Çiftçimizin bu işten daha iyi para kazanması, desteklemelerin İşte günün şartlarına göre, artan maliyetlere göre tekrar gözden geçirilip işte bir miktar daha arttırılması çiftçimizi bu yönde motive edecektir. Şu Ekim dönemine geldiğimiz günlerde de işte bunlarla ilgili bir takım düzenlemeler oluşup çiftçilerimize bildirilirse önümüzdeki sezon içinde bir miktar ekim alanlarında artış olacağı kanaatindeyiz. Hava şartlarına baktığımızda şu anda hava şartları uygun gitmekte. İnşallah böyle ilkbahar döneminde de yağış alırsak hem buğdayda hem ayçiçeğinde diğer ürünlerde de verimli bir yıl olacağı kanaatindeyiz.